imar planı çıktığından beri, bir hafta 10 günden beri Camitepe muhtarı, Karamelzin muhtarı, İhsaniye muhtarı, ben gerekli arkadaşlardan alabildiğimiz kadar bilgi almaya çalıştık. Bu süreçte dedikodular oldu. Muhtar para mı yiyor? Muhtar köyü mü satıyor? Muhtar belediyeden korkuyor mu? Bizim belediyeden korkmamıza gerek yok. Çünkü seçimlerde belediye bize oy vermeyecek. Biz belediyeye oy vereceğiz. Önce buraları bir kendi aramızda anlaşalım. Siz bu imara komple itiraz etmek istiyorsanız avukatlarla, işte arkadaşlarla hep beraber bir araya gelip dilekçeler yazacağız. Biz bu imara itiraz ediyoruz diye karar vereceğiz. Ola ki ileride avukat tutmamız gerekir, bu işi bir üst mahkemeye taşımamız gerekirse arkamda durursanız ben sonuna kadar sizin önünüzdeyim. Derseniz ki şuraya git, buraya gideceğiz. Derseniz ki mahkemeye ver, vereceğiz. Arkamda duruyorsanız hep beraber bir olup bu sorunu aşmaya çalışacağız. Köylü yapılan imara karşı çıkıyor. Haksız yerlerin gidildiğini devletin ve belediyenin bize sormadan bizim yerler üzerinde imar yaptığını, bizim hiçbir bilgi kimseden, bir yetkililerden alamadığımı, belediyeye gittiğimiz halde muhtarlık olarak bizim bilgi alamadığımız için köylüyü topladık. Herkesi bilgilendirmek istedik. Yarın bir gün köylü demesin ki muhtarım bizim haberimiz yoktu. Sen muhtardın diye bize sahip çıksın demesin diye bir toplantıyı yaptık. Yani cılız bir toplantı oldu. Burada devlet büyüklerimizin çoğu yok. Milletvekilleri yok. Büyükşehir yok. Bir daha toplantı olup tekrar gündeme gelmesini istiyorum. Daha önce de bu imar planı oldu. Köylünün yine var. Şahsen ben kendi adıma konuşuyorum. Yok. Deniz Köyü'nün üzerine oynanmasını istemiyorum yani. Hep görüklerin üstüne oynanmasını istemiyor. Az önceki dediğim gibi yani cılız bir toplantı oldu. Hani nerede devlet büyükler? Yani her işi devleti yaşat, insanı yaşat. İnsanı yaşat, devleti yaşat. Bu ortak noktayı bulacağız. Bu köy belediye başkanımız Longoz Travnı'nın istilacı olarak şey yapmış, konuşkarcı olarak konuşmuş. Bu köyün 1912'de kuruluşu var. 1912. Kendileri işgal ettikleri yere baksın, Deniz Köyü'nden kimse oynamasın, çok pahalı yapmadılar onları. Benim diyeceğim bu. Deniz Köyü biz kendi yörüklerimiz olarak kendi yağımızdan, kendi tuzumuzdan, kendi şeyimizden kavruluyoruz. Onlarımızı kendimiz yapalım. Belediye ihtiyacımız yok bizim. Belediye ihtiyacımız yok. İki çöp alacak, bir şey alacak, su getirecek, suyunu istemiyoruz. Evet, üç metre bizim suyumuz. Ne yapmış şu köye? Bana bir hizmet. Üç metre suyumuz bizim. Gereksiz içeriz oradan. Gelsin bana bu köye, Karasu Belediyesi'nden gelmiş geçmişi, şu köye bir hizmet ettim desin. Ben o zaman anından öpeceğim bu adamları. Belediyesi aç. Tam anlamıyla bir bilgi, sayısal bir veri verilmiyor Karasu Belediyesi tarafından. Biz gerekli yerler kurumla anlaştık, konuştuk. Pazartesi günü hepinizin bireysel tapusuna göre tek tek kimin yeri parka, kimin yeri yola, kimin yeri yeşil alana geliyor diye tek tek çıkaracağız. Herkesin bireysel dilekçelerini yazacağız. Dilekçelerimiz birincisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, ikincisi Karasu Belediyesi'ne yazılacak. 20 yıllık bir haritacı olarak şahsım dün belediyede bir saatten fazla kalmama rağmen kendim tatmin olacak bir bilgi alamadım. Hangi parsel, 100 ada 4 nolu parsel hangi yere geliyor sorduğumuz halde ben bir harita olacak sağlıklı bilgi alamadığım için bugün sizlerin bu bilgiye erişme şansı sıfırlandı. Belediyemiz iyi niyetle bile yapıyor olsa top secret, yani çok gizli bir proje yürütüyor gibi. Karasu'daki, yürütüyor bence. Evet, Karasu'daki 675'lik dediğimiz kumsaldaki parsellerin Camitepe'deki hazine arazisinin üzerine trampası yapılacak bildiğiniz gibi. Bence bunun bu kadar gizli yürütülmesinin ana sebebi bu.